farklı değerlere dokunuyor. Bu Türk kısa filmi. Ne zaman yaşamaya başladınız? Biliyorsunuz. Ama iç ses biliyorsunuz ama bir daha izleyin. Aslında bu sabah başladı. Geçmiş olabilir üstünden. Arabayla işe gidiyordum. Radyoyu dinlerken fark ettim. Müfredatımız en son sınav sistemine uygun zaten. Aynı zamanda okulumuzda bir çok iyi film. Bazı eğitim veriyoruz. İstedikleri bölüme yerleşebilmeleri için öğrencilerimizi birileri resmen düdüklüyoruz. Nefesini tut. Bir de ezberletiyoruz her şeyi ki sınavı kolay gitsin de. Yetenekleri falan hiç umurumuzda değil. Sadece nefesinizi tuttuğunuzda mı oluyor? Sonra hemen buraya geldiniz. Yani bu halde işe gidemezdim. İzin aldım ben de. Çok ilginç. Bunu benim de görmemin sakıncası var mı? Yok. Ben de denemeyelim. Sağlıklı olmaz. Sıcak insanlarla dolu bu coğrafyayı diktatör rejimlerden ve iç savaşlardan kurtararak kardeş ülkelerimizin huzur içinde yaşaması işimize gelmez. O ülkelerde çatışmalar olacak ki biz silah satalım. Diktatörü de düşmanı da hep biz yarattık. Bir de nefesini tuttuğunda borçlandırıp bize bağımlı hale getirdik. Gerçek düşüncelerini anlıyor insanların, anlamayanlara söylüyor. Ne kadar petrol ve kaynak varsa hortumladık. İnsanlık için teknoloji ve sağlık alanında da çalışmalarım. Kola ile hayatı keşfet. Buz gibi bir kolayla sen de kalp hastası, diyabet, kanser olma şansını yakala. Günde 6 litre içen ben. Kola. Karbondioksit emdirilmiş şekerli su. Yeşil şelale evlerine gelin. Ömür boyu borca girerek hadinize olmayan lüks evleri alın. Ve kendinizi zengin zannedin. Huzur ve prestij İstanbul'da buluşuyor. Şimdi de oldu mu? Oldu. Konuşun. O olay burada başlıyor. Günaydın Güray, ne haber? İyidir, senden ne haber? Günaydın gerizekalı. Bu salak da hep bana bakıyor. Geldi yine benden daha fazla maaş alan piç. O pantolonu 3 gündür giyiyorsun. Bugün de bütün işlerimi sana kilitleyeceğim. Karının evde yalnız olduğunu zannediyorsun. Ha siktir lan, ne dövmüştüm şu an onu var ya. Güray, ne haber? İyi Metin Bey, siz nasılsınız? İyi, sağ ol, kolay gelsin. Sunumu akşama bitirebileceksin değil mi? Biter diye tahmin ediyorum. Tamam ama bak, eğer sıkışırsan arkadaşlarından yardım iste, tamam mı? Unutma, unutma, biz bir takımız. Ben de sabahtan akşama kadar bu takımı gaza getiriyorum. Yoksa gaza getirmezsem sabahtan akşama kadar 12 saat sizi burada nasıl tutacağım ha? Bir yandan da ne yapıyorum biliyor musun? Sanki şirket hepimizinmiş gibi yapıyorum. Siz İzlemiştik bunu biliyorum Atilla'cığım. Söyledim izledim. Ama işte nerede? Sana 3 kuruş maaş veriyorum, ben milyonları kazanıyorum. Hiçbir şeyin farkında değilsin. İbretlik malsın, mal mal. Ya? Oh, karının memeleri de güzelmiş ha. Ne? Eşine iş arıyordunuz ya, istiyorsan bizim muhasebede uygun bir pozisyonda iş verelim hanımefendiye. Yok Metin Bey, teşekkür ederim, düşünmüyoruz. Bak benden çekinmenize gerek yok. Yani istiyorsan başka bir pozisyonda da şey yapabilirim karın, emin ol. Biliyorum, biliyorum. Ha. Teşekkür ederim. İyi, tamam, sen bilirsin. Hadi tamam o zaman. Bitirince gelirsin, tamam? Tamam. Hadi kolay gelsin. Kafayı yersin bu arada. Abla, bak. Bir su versene ya. Tamam, getiriyorum Güray'ı. Hey, ben de buradayım. Ben de geziyorum. Sizden aşağı kalmıyorum bir kere. En doğru benim görüşümdür. Benim gibi düşünmeyen herkes salaktır, hatta ölmelidir. Akıllıyım ben. Bilgiliyim ben. Kaslarım var kızlar. Bakın kaslarıma. Bu keç bok.
Efendim Hayat? Hayatım, mutfağın penceresini açık bırakmışsın yine. Kaç defa dedim sana ya, çocuk hastalanacak. Açık bırakma şunu. Çok özür dilerim ya, unutmuşum. Bir dakika ya, sen bunun için mi aradın beni? Aslında seni neden aradım biliyor musun? Ofiste olduğundan emin olmam gerekiyor. Hadi bakayım. Ya abi şu, ya şu arkadakine bak amına koyayım, çok üzüldü. Torunun kimle kalacak peki? Hiç bilmiyorum anne, hiç bilmiyorum. Daha çok küçük. Annesiyle kalsın biraz, sonrasına bakarız. Ah güzel yavrum benim. Oğlum, sen hiç merak etme. Her şey düzelir, her şey yoluna girer. Anne. Söyle yavrum. Güray. Oğlum. Sanki senin benden sakladığın başka bir şey var ha? Ana yüreğimi be. Hani böyle bazen işte erkek arkadaşlarınız için, kız arkadaşlarınız için tabii ki de onların da değeri başka ama ya da bazı arkadaşlarınız için ailenizi, ananızı, babanızı karşınıza alıp onların böyle kalbini kırıyorsunuz ya, kırmayın. Hiçbir anne çocuğunun kötülüğünü istemez, bunu da unutmayın. Çok güzel çekmişler. Yani konu gerçekten çok real bir konu. Bilmiyorum beni, tabii ben bunu çok izledim. Yayında da izledim 3 defa falan herhalde bugüne kadar. Ama kısa filmler arasında hele ki hani Türk yapımı bir kısa film çok güzel mesaj veriyor. Ve 9 dakikayı anlamıyorsun.
Hani bu demek değildir ki işte çevrenizdeki herkes böyle, herkes size adilik yapacak, herkes sizi aldatacak, herkes hakkınızda kötü düşünecek. Tabii ki de değil ama. Evet, benim de puanım direkt 10 üzerinden 10 buna. Hem verdiği mesajdan hem oyunculuktan. Zaten bir sürü de ödül almış. Filmin özeti: ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Psikolog: ben de denemeyin, sağlıklı olmaz. At yalanını. Demek ki reklam satacağım diye dizileri 2,5 saate çekmeye çalışanlar yönetmenleri rahat bıraksa Oscar'lık onlarca dizi ve filmimiz olacak demiş. Aptal aşk dizileri yerine bunlara emek harcanması lazım. Hep savunduğum şey. Şöyle güzel mesajlar veren diziler çekilse şu memlekette. 2-3 yıl bıraksan insanlık değişir bizim memleketteki. Yemin ediyorum değişir. En acısı ne biliyorsunuz? Biliyorsunuz. Annenizi kaybedince insanların gerçek yüzünü gerçekten görmek. Mekanı cennet olsun annem. Sen yokken oğlunu çok salak yerine koyuyorlar. Güzel anam demiş. Evet, annesi hayatta olmayan tüm kardeşlerimize de anneleri için başsağlığı. Allah rahmet eylesin. Neyse.